imamlarına bir tane bile üstad kimse gösteremez. İmam Ali'nin üstadı peygamber efendimizdir. Peygamberimizden başka kimse İmam Ali'nin üstadı değildir. Kimse İmam Cafer Sadık'a üstad gösteremez. Kimse İmam Rıza'ya üstad gösteremez. Kimse İmam Muhammed Bakır'a üstad gösteremez. Kimse İmam sana İmam Hüseyin'e, İmam Zeynul Abidin'e üstad gösteremez. 12 imama kimse üstad gösteremez. Onların yegane üstadı Allah Resulü'dür. Ama ama diğerlerinin hepsinin bir üstadı vardır. Ve araştırdığımız zaman diğerleri üstad noktasında dönüp Allah Resulü ve Ehli Beyt'e dönüyor. Son sözüm. Hacca giden bir kafile hacca giden bir kafile eskiden 3 ay 4 ay yol giderlerdi. Bunlar gecikiyorlar ve hac mevsimine kadar hacca ulaşamıyorlar. Ve düşünüyor bu kafile diyorlar ki biz, ay biz hac yapamadık, hacı olamadık. Bir daha memleketimize geri dönersek 3-4 ay yol gitmemiz gerekecek ve önümüzdeki yıl hacca gelmemiz için 3-4 ayda tekrar geri dönmemiz gerekecek. Dolayısıyla biz bir yıl burada çalışalım. Önümüzdeki hac dönemine, mevsimine kadar önümüzdeki sene hac zamanı geldiği zaman haccımızı yapıp ve hacı olarak memleketimize dönelim. O yıl hacca giden kervanların tamamı memleketlerine geri dönüyor. Ama bu kafilenin çocukları, akrabalara bakıyorlar ki kendi yakınlarından haber yok. Araştırma içerisine giriyorlar. Çocukları, akrabaları. Haftalarca arıyorlar. Kimseden haber yok. Haber de alamıyorlar. Ve bir gün bakıyorlar bunların köyüne Hicaz topraklarından, Hicaz tarafından deve sırtında bir Arap geliyor. Bu olay İran'da gerçekleşmiş. Bir Arap geliyor. Diyorlar ki bu adam Hicaz'dan geliyor. Mekke tarafından geliyor. Kervanımızı bir buna soralım. Yolda görmüş olabilir. Ve soruyorlar. Diyorlar ki bizim işte babalarımız veya amcalarımız, kardeşlerimiz hacca gitti. Aylardır haber alamıyoruz. Bütün kervanlar geldi. Onlar gelmedi. Böyle bir kervan gördünüz mü? Bu devenin sırtındaki şahıs şunu diyor. Ma ma taqulun. İzhabu hallu sabil. Bakın bu cümleyi söylüyorum. Ma edri ma tegulun. Bu köy halkı bu cümle hususunda üçe ayrılıyorlar. Birinci grup diyor ki bu adam bizden para istiyor. Diyor ki para verin sizin kervanın nerede olduğunun haberini size vereyim. Diğer köy cemaati halkı diyor ki nereden anladınız siz bunun para istediğini? Diyor ki baksanıza kullandığı cümlenin içerisinde izhebu var. İzhebu fiilinin içerisinde zehep var. Zehep ise Arapça altın demektir. Yani diyor ki para verin konuşayım. İkinci bir grup diyor ki hayır siz yanlış anladınız. Bu adam diyor ki sizin akrabalarınız şu anda köyünüze doğru girmek üzere yolda geliyorlar. Gidin onları karşılayın. Diğer halk diyor ki siz bunu nereden anladınız? Bunlar diyorlar ki çünkü... Bu cümlenin içerisinde izhebu var, izhebu Arapça anlamında gidin demektir. Yani diyor gidin karşılık hazırlığı içinde ol. Üçüncü grup diyor ki ya bu adam diyor ki sizin hacılarınız öldü. Gidin kazanlarınızı ateşlerin üzerine bırakın, yemeğinizi pişirin, cenaze yemeği hazırlayın, ihsan hazırlığı içinde olun. Sizin kervanınız ve yakınlarınız öldü. Bunlar diyorlar ki köyün diğer halkı siz bunu nereden anladınız? Diyorlar ki bu adamın cümlesinin içerisinde ma tegulun var. Ma buradan maya alıyor tegulundan da t te harfini alıyor oluyor ma te. Ma te yani öldü. Diyorlar biz buradan anlıyoruz ki kervanın ölüm haberini bize veriyor. Ve bunlar tartışmaya koyuluyorlar. Tartışıyorlar hararetli tartışma içine giriyorlar. Arapçayı bilen birisi çıka geliyor. Arapçayı, Farsçayı bilen birisi çıka geliyor. Köy halkı diyor ki sen Farsçayı da biliyorsun, Arapçayı da. Bu Arap bize böyle bir cümle kullandı. Ma edri ma tegulune sabil. Bu cümlenin anlamı nedir? Bu Arapçayı, Farsçayı bilen diyor ki siz ne anladınız? Bunlar diyor ki biz şunu anladık. Arapçayı, Farsçayı bilen bunlara gülüp geçiyor. Diyor Allah size insaf versin. Bu adam sizin düşündüğünüz ve anladığınız hiçbir şeyi söylememiş. Bu adam şunu söylemiş size. Ma edir ma tekulun hellus sevil. Ben sizin ne söylediğinizi anlamıyorum. Yolumu açın da yoluma gideyim. <laughs> Muminler, Kur'an'ı ehli beytten ayrı düşünenler, ehli beyti Kur'an'dan ayrı düşünenler, Kur'an adına, İslam adına konuşurlarsa bu duruma düşerler. Bu örneği bunun için verdim. Onlar bu duruma düşerler. Kur'an adına konuşurlar anladıklarını zannederler. İslam adına konuşurlar anladıklarını zannederler. Oysa konuştuklarının İslam'la Kur'an'la uzaktan yakından alakası yok. Ehli sünnet dünyasına sesleniyor.